ve hidrojen elementlerinden oluşan bir bileşiğin 0,25 molünde toplam 2 mol atom bulunuyor. Buna göre bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Her zaman 1 molüne ulaşmamız lazım bileşiğin. 0,25 mol bileşiğinde, yani karbon ve hidrojenle meydana gelen bu bileşikte 2 mol atom varmış. O halde 1 mol karbon ve hidrojen oluşan bu bileşikte ne kadar atom vardır? Bakıyoruz 4 katı. 4 katı burada ne çıkar? 8 mol atom. O zaman biz cevaplarda 8 mol atom içeren bileşiği arıyoruz. Burada 5 mol atom var. Burada 4 mol atom var. Burada 6 mol atom var. Burada 8 mol atom var. Burada 11 mol atom var. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. XO bileşiği kütlesinin içerdiği oksijen atomun kütlesine bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre X element atom kütlesi kaçtır diyor. Şöyle baktığımız zaman XO bileşiğimizde 3.2 oksijen içerdiğinde 14.4 gram bileşik 14.4 grammış. Çıkartırsak o zaman bu sayıyı hemen X'in neyini bulabiliriz? Kütlesini bulabiliriz. Çıkartırsak ne yapar? 11.2 gram X var burada. Peki orantı kuralım o zaman. 11.2 gram X ile 3.2 gram oksijen birleşiyorsa, bizim bileşiğimiz 1 mol olduğunda 16 gram oksijen içeriyorsa ne kadar X içerir? Bakıyoruz 5 katı, bunun da 5 katını alırsak burada ne çıkar? 56 çıkar. O halde X'in atom kütlesi 56'dır deriz. Çünkü X'de burada ne var? 1 mol var. Oksijende 1 mol var. 56 gram doğru cevabımız olur. Oksijen atomu sayıları eşit olan aşağıdaki gazlardan normal şartlardaki hacmi en fazladır. Oksijen atom sayılarına bakıyoruz. Burada 1 var, burada 3 var, burada 4 var, burada 5 var, burada 2 var. Burada o zaman şöyle düşünelim. Oksijen sayılarını eşitlememiz lazım. Ya da en pratik yol şudur. Oksijen sayıları madem eşittir, en az oksijen bulunduran bileşiği ne yapacağız? Büyük bir sayıyla çarpacağız. Büyük bir sayı onun mol sayısı olacak. Mol sayısı ne kadar fazlaysa hacmi de o kadar fazladır. Direkt cevabımız A seçeneği olur. 0,1 mol etan ve 0,2 mol CON gazları içerikli atom sayıları eşittir. Buna göre CON'daki bileşiğin en sayısı kaçtır diyor. Hemen bulalım. 0,1 mol C2H6'da çarptığımız zaman ne yapar? 0,8 mol atom içerir. Peki 0,2 mol SON'de de ne yapması lazım? 0,8 N mol atom içermesi lazım. O halde diyoruz ki 0,2 öyle bir sayıya çarpmamız lazım ki buraya bir A değeri yazmamız lazım ki bu yapsın. A değeri ne olacak? 4. O zaman SON'in toplam atom sayısı 4 olacak. S zaten var burada. Oksijende o zaman ne olması lazım? N eşittir 3 olursa o zaman ne olur? 4 atom olur. Doğru cevabımız burada N 3 olmalıdır. 12 gram kütleli bir çocuk balonuna her biri 0,1 mol olan aşağıdaki gazlardan dolduruluyor. Buna göre balonun son durma kütlesi kaç gram olur? Hemen hesaplıyoruz. 1 molü 44 gramsa 0,1 molü 4,4 gram. 1 molü 16 gramsa 0,1 molü 1,6 gram. 1 molü hesaplayalım 48, 68, 76 gramsa bir daha hesaplayayım 48. 48, 68, 8'den 76 gramsa 0,1 molü 7,6 gram. Bunları toplayacağız o zaman. Ne yapar burası? Burası 6, 13,6. 12 gram balonun kendisi 13,6 gram da ilave ettik. O zaman 25,6 gram. Yani B seçeneğine ulaşırız. Çocuğun balonun kütlesi. X ve brom elementlerinden oluşan iki farklı bileşiğin mol kütlesi aşağıda verilmiştir. Brom elementin mol kütlesi 80 gram bölü mol olduğuna göre XBr5 bileşiğin mol kütlesi kaçtır diyor. Birinciden faydalanarak X'i bulacağız. Ne yapıyoruz? X artı 3 çarpı 80 eşittir 271.
X eşittir 240 çıkartırsak 31. X'in mol kütlesi 31'miş. İkili de yerine koyuyoruz. 31 artı 5 çarpı 80 ne yapar? 431 yapar. Doğru cevabımız B seçeneği olur.